Metropol'den merhaba. La 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 insan adımlarıyla başlıyoruz. Sevgili seyirciler, yanımızda İstanbul Modern'in küratörlerinden Çelenk Bafra var. La 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 insan adımları. Biraz bahsedelim mi? Tabii la 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 insan adımları ya da İngilizce adıyla la 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 human steps sergimizin başlığı. Alt başlığımız ise Museum Boymans van Beuningen koleksiyonundan bir seçki. Çünkü bu sergi Türkiye-Hollanda diplomatik ilişkilerinin 400. yılı kutlamaları vesilesiyle Rotterdam'ın en büyük, Hollanda'nın en köklü müzesi Boymans van Beuningen Müzesi ile yaptığımız ortaklığın ilk adımı aslında. Onların ta 19. yüzyıldan beri neredeyse 2 asırdır süren bir koleksiyon gelenekleri var. Şu anda 140 binden fazla eserleri var. Müzenin direktörü Charles Ex bizim için İstanbul Modern'e özel tematik bir seçki yaptı koleksiyonlarından. Bu serginin adı La 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 İnsan Adımları. Biz ise İstanbul Modern'in koleksiyonundan bir seçkiyi 10 Mart'tan itibaren Rotterdam'da izleyiciyle buluşturacağız. Dolayısıyla koleksiyonlarımız arasında bir karşılıklı değişim programı oluşturduk. Müzenin adı La 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 İnsan Adımları çünkü müze insanı ağırlayan, insan için bir sanat yuvası anlamına geliyor. Sergi de ağırlıklı olarak insan ilişkilerine, insanlığa, insanlık hallerine odaklanan bir sergi. Sergi başlığını aslında Hollanda'da oldukça ünlenmiş Kanadalı bir dans kumpanyasından alıyor. Kumpanyanın adı La 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 Human Steps. Dans kumpanyasının koreografileri ki sergi boyunca da 5 ayrı küçük ekrandan görebilirsiniz. Sergi için akustik bir rota da yaratıyorlar ve bir görsel bellek de oluşturuyorlar. Bu dans kumpanyasının koreografileri ağırlıklı olarak insanların birbirleriyle karşılaşma anlarını anlatır. Bu anlardaki gerilim, etkileşim, belki çekim, bazı durumlarda yalnızlık yani o karşılaşmanın tam tersi birbirinden uzaklaşmayı anlatır. Küratör Charles Ex de buna atıfta bulunarak serginin adını La 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 Human Steps olarak koydu. Tabii biz insan adımları temamız. Bunu 3 farklı bağlamda inceliyor bu sergideki yapıtlar. İlki tarihsel bağlam. Yani tarihteki karşılaşmalar. İnsanlar birbirleriyle tarihte nasıl karşılaşmışlardı ya da tarihe geçmiş karşılaşma anları nelerdir? Bunlara bakıyoruz. Bu aslında serginin Türkiye-Hollanda ilişkileri bağlamında oluşturulması için de çok anlamlı bir bölümü. Burada 16. yüzyıldan seçme resimler ve baskılar sergiliyoruz. Aslında müzemiz biliyorsunuz modern ve çağdaş sanat ağırlıklıdır İstanbul Modern'in programı. Fakat Boymans Müzesi'nin ta 16. yüzyıldan beri gelen koleksiyon geleneği ve onların sanatı bir bütün olarak görmesi tıpkı bizim gibi bu sergi için önemli bir kaynak oluşturdu bize. 16. yüzyıldan çok nadide değerli resimler ve baskılarla aslında ta o dönemde insanların belki ulusların birbiriyle karşılaşma anını ya da birbirlerini nasıl gördüklerini inceleyen yapıtlar var. Örneğin İsviçreli paralı askerlerin çizmiş Flaman ressamlar. Niye? Çünkü bütün Avrupa'la Doğu'nun yaptığı savaşlarda hep bu İsviçreli paralı askerler rol almış. Aslında savaşanlar onlar olmuş. Onların resmedildiği çizimler var. Hemen karşısında ise bir takım batılı tüccarların, ülkemize gelen tüccarların Türkiye'yi, o dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu, İstanbul'u tarif ettiği, aslında biraz batılı gözüyle tabii ki tarif ettiği çizimler var. Türklerden korkuluyor o dönemde. Tam da Viyana'yı kuşattığı dönem Osmanlı'nın. Dolayısıyla karşılıklı olarak uluslar birbirlerine nasıl bakmış? Tarihi karşılaşmalar bölümü bunu göstermeye çalışıyor. Bir diğer başlığı ise kişisel karşılaşmalar. Bunu iki yönle okuyabiliriz. Bir, insanın kendi kendisine dönüp kendisiyle karşılaşması. Nedir biz? Kendimizi çocukluğumuzdan itibaren kendi kendimizde hep bir mücadelemiz vardır. Kendimizi ve kendimizden yola çıkarak diğer insanları hatta dünyayı anlamaya, anlamlandırmaya çalışırız. Bu sırada birçok hem olumlu hem olumsuz duygu bizimle birliktedir. Örneğin kendimizi yalnız hissederiz, tedirgin hissederiz, heyecanlanırız.
insan ilişkilerini nasıl kuracağını bilmeye çalışırız gibi. Sergideki ağırlıklı olarak videolardan oluşan yapıtlar hep bu yönde. Mesela bir kızın babasıyla olan ilişkisini oldukça enteresan bir tonla, kızın üstü çıplak, babasıyla boks ringine çıkmış şekilde gösteriyor. Ya da bir sanatçının ta kendisini arkasında kocaman bir buz kıran gemi, buzların üstünde önde o gemiden kurtulmaya çalışırken ama ağır ağır yürürken görüyoruz. Hepsi tabii bir takım mecazlar, metaforlar kullanarak insanın dünya üzerindeki hem biricikliğini hem yalnızlığını anlatmaya çalışıyor. Serginin ikinci katmanı da buydu. Yani tarihteki karşılaşmalardan sonra kişisel karşılaşmalar ya da insanlığın kendi içine dönüşüne dair çalışmalar. Üçüncü bir boyutu ise serginin toplumsal karşılaşmalar. Yani biz insanlar birbirimizle toplum içinde ya da kamusal alanda nasıl karşılaşıyoruz? Karşılaştığımız zaman neler yaşıyoruz? Ne gibi gerilimler, problemler, belki yüzleşmeler yaşıyoruz? Bunları anlatıyor. Bunun ilginç bir örneği Hollanda'nın meşhur sanatçısı Arnold Mick, ki Venedik Bienali'nde de ülkesini temsil etmiş bir sanatçıdır. Arnold Mick bir kaza anını kurguluyor. Öyle ki o kaza anında, Hollanda'da geçen bir trafik kazası bu. O kaza anında insanlar son derece sistematik bir şekilde birbirlerine yardım etmeye çalışır gibi görünürken aslında son derece ilgisizler birbirlerine karşı. Biliyorsunuz Batı'da her şey son derece organizedir, disiplinlidir, sistem yerine oturmuştur. Bizdeki gibi değil, bizde bir takım ufak tefek problemler, aksaklıklar olur. En azından çok şaşırılmaz buna. Ama orada her şey kuralına uygun. Bir kaza anında ya da beklenmeyen bir durumda neler yapılacağı aslında kurallarla belirlenmiştir. Dolayısıyla oradaki yardım görevlileri ya da diğer bütün insanlarda neler yapmaları gerektiğine karşı bilgilendirilmiş ve hazır durumdalar. Ama bir şey eksik. Arnold Mick'in videosunda burada devreye bir koyun sürüsü giriyor. Koyun sürüsü kaza bölgesinin içinden geçiyor ve onlar çok daha aslında duruma hakim, daha yardım etmeye çalışır, durumu anlar haldeler. Tabii sanatçı burada hem esprili hem de aslında trajik bir şekilde hayatımızın gerçekliğini, toplum içinde birbirimize sadece bir takım kurallar gereği, belki nezaket kuralları icabı dayanışmaya çalıştığımızı, gerçek dayanışmanın oysa içgüdülerimizde yattığını anlatmaya çalışıyor. Gerçekten çok güzel bir sergi. Düşündüğümüz şeyleri bazen tam olarak ya da algılayamadığımız şeyleri böyle videolarla ya da resimlerle bize sanatçılar tekrardan üzerine basarak anlatıyorlar. Ve bu estetik şekilde bakış gerçekten çok güzel. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben size teşekkür ederim. Alman ressam ve gravür sanatçısı Peter Kucke von Adalst, 1533 yılında halı ticareti yapmak için İstanbul'a gelir, İstanbul'da bir yıl geçirir, İstanbul halkını ve Kanuni Sultan Süleyman'ın resmini yapar. Gravür sanatçısı Sebald Baham 16. yüzyılda Almanya'da yaşar. Baham, 16. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Küçük Ustalar isimli sanat grubunun en önemli isimlerinden biridir. Bu grup kendisine Batı geleneğini ve Hristiyanlığa ait öyküleri konu alır. Baham ayrıca inanılmaz küçüklükte ve ayrıntıda yaptığı minyatür köy hayatı gravürleriyle tanınır. Erhard Schön, Almanya'nın en üretken gravür sanatçılarından biridir. Çalışmalarında dini öyküler ve toplumsal sorunlara hicivsel yaklaşım dikkat çeker. Sanatçının işlerinde halkı sömüren kiliseye karşı sert eleştiri görülür. Niklas Stoer, Hollandalı gravür sanatçılarından biridir. Baham, Schön ve Stoer, Dürer'den sonraki kuşaktan önemli Nürnbergli gravür sanatçılarıdır. Stoer, Türk komutanları ve Türk askerlerinin gravürlerini yaptı.
Patinir Hollanda'nın ilk manzara ressamı olarak tanımlanır. Bu eserinde Sodom ve Gomorre şehirlerinin ilahi adalet sonucunda ateşle yok edilişi anlatılıyor. Amerikalı sanatçı Vito Acconci genellikle çalışmalarında kendi vücudunu bir nesne olarak kullanır ve videolar şiddet içerir. Bu videosunda da sanatçının gözleri bağlıdır ve kendisine doğru hızla bir top atılır, o topu yakalamaya çalışır. Hollandalı sanatçı Bastian Ada'nın işleri genellikle kendi performanslarını içeren fotoğraf ve videolardan oluşur. Bu videosunun adı Sana Anlatamayacak Kadar Üzgünüm. Sanatçı bu videosunda izleyicinin karşısında ağlar. Bastian Ada çalışmalarında sınır tanımaz. Örneğin düşüş video serisinde çatıdan ya da bir ağaçtan kendisini aşağı bırakır. Sanatçı 33 yaşında Atlas Okyanusu'nu küçük bir yelkenliyle geçerek bir performans gerçekleştirmek için yola çıkar. Ancak bir daha geri dönmez. İsrailli video sanatçısı Yael Bartana çalışmalarını Amsterdam ve Tel Aviv'de gerçekleştirir. Uluslararası birçok ödülün sahibi olan sanatçı çalışmalarında toplum, din ve politika üzerine yoğunlaşır. Alman sanatçı John Bock, farklı disiplinleri kullanarak film ve enstelasyonlar üretir. Çalışmaları absürt ve karmaşıktır. Sürreal ve rahatsız edici bir evrende atıklardan yapılmış makineler görülür. Bu video ise sanatçının yemeğe mizah dolu bakışını içerir. Belçikalı sanatçı David Kleiboort video enstalasyonlarında zamanı araştırır. Bu çalışmasında iki genç adam beyaz bir evin önünde buluşurlar, tartışmaya başlarlar ve biri diğerini öldürür. Bu olay 13 saat boyunca 75 kez tekrarlanır ve izleyici zamanın değişimini ve ışığın değişimini keşfeder. Güney Afrikalı sanatçı Zweletu Mtatsuwa, toplumsal ve ekonomik zorluklar karşısında onurlu ve direnişçi kimliklerini koruyan Güney Afrikalıları konu alır. Bruce Namo'nun işlerinin çoğu sanatçının dili olan ilgisini muzip ve oyuncu bir üslupla yansıtır. Namo'nun aynı zamanda bedenin psikolojik hallerini ve davranış kodlarını araştırır. Cindy Sherman, toplum ve medyanın kadına yüklediği rolü ve görüntüyü eleştirir. Korku, iğrenme ve ölüm sanatçının incelediği diğer konulardır. Marleke van Wormedam'ın işleri anlatısal değildir. Bir zaman dilimini genellikle de basit bir eylemi gösteren döngülerden oluşur. An defalarca tekrarlanır, büyülü bir havaya bürünür. Abazyalı sanatçı Andre Vecchio'nun eserlerinde garip bir canlılık ve tekinsiz bir sunnilik vardır. Durağanlık ve hareketlilik birbirini izler.
Sylvie Zeolmans, toplumsal konuları ciddi ama esprili ve absürt bir üslupla ele alır. Sergide sırılsıklam, izleyiciye tehditkar bakışlar yönelten ve yıkıcı kasırgaların isimlerini taşıyan dev kadın fotoğrafları yer alır. Gerçek insan boyutlarından daha büyük ve yüksek netliğe sahip bu fotoğrafların arkadan ışıklandırılmış olmaları onlara insan ötesi, hatta neredeyse efsanevi bir hava verir. Ancak bu fotoğraflar sadece bu kasırgaları kişileştirme değil, onların kurbanlarını anma amacını da taşır. Pita Faila'nın eserleri büyük ölçekli, ayrıntılı ve hareketlidir. Sanatçı eserlerinde insanlığın cehennemini yansıtır ve toplumsal bir eleştiri yapar. Yan Fudon Çin'in toplumsal sorunlarını eserlerine yansıtır. Eserlerde modern ve geleneksel çatışma göze çarpar. Bu çalışmasında da sıklıkla kullandığı sıkıntı, sessizlik ve yalnızlık görülebilir. La 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 İnsan Adımları 6 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de.